işaret istiyorum artık. Kim bizim aşığımız, kim bizim celladımız? Ben ne birinin celladı olabilirim, ne de aşığı. Tek bir şey olmama izin var bu hikayede. Aşkın celladı. Buraya kadar niye zahmet ettiniz Mert Bey? Konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Özür bekleyen müşterimiz yukarıda ofisimde. O bizim müşterimiz falan değil. O buraya arkadaşlarına hava atmak için gelen sonradan görmemiz. Cansu, bu iş ciddi. Mahkemeye kadar yolu var. Yani utanmasanız diz çöküp yalvaracaksınız bana özür dileyim diye. Ya senin bakman gereken bir ailen, vermen gereken bir kiran, ne bileyim ödenecek bir faturan falan yok mu? Bunları düşünsene hiç olmazsa. Niye sizi bu kadar ilgilendiriyor bu mesele? Özür dilerim, dilemem. Mahkemelik olurum, olmam. Size ne? Hayır yani ne çıkarınız var beni burada tutmaktan? Sana son kez soruyorum. Özür diliyor musun, dilemiyor musun? Dilemiyorum. Çok üzgünüm. Niye? Size boyun eğmedim diye mi? Seni bir daha burada göremeyeceğim diye. Nasıl yani? Kovuldun mu? Maalesef. Siz benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey. Ay inanmıyorum. Demek parmağındaki yüzüğü o yüzden almış. Kaç karat acaba? Aa, Süreyya'cığım. Sevinmedin mi geldiğimize? Ela gitmek ister mi Süreyya ninesinin kucağına? Süreyya. Bediye Hanımcığım yeni katıldım aranıza biliyorum ama yarınki event'e acaba ben de mi bir şeyler yapsam? Event? Hı hı. Event'i bilmem ama daveti biz yapıyoruz. Siz biraz Türkçe çalışsanız iyi olur. Bilirsin Cansu. Aşığı yalnızca aşıkın gözü oyalar, gönül kaçanı kovalar. Ne o, eve mi kaçıyorsun diyorum. Gidiyorum evet. Sen iyi misin ya? Yüzün bembeyaz olmuş. Nasıl yani? Kovuldun mu? Maalesef. Siz benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey.
boş ver. Yok yok, biri canını sıkmış senin. Göster, döveyim, ağzını burnunu kırayım, göster hemen. Ya boş ver. Aynen, boşver.com. Biliyor musun o siteyi? He? Yo. Ayıp ediyorsun. Yüzyılın en büyük sitesi. Yalan, gıybet, skandal. Ne ararsan var, bakıyorsun, hop rahatlıyorsun. Bak, bak, bak. Oha, haberi kes. Çok zengin bir iş adamının metresi kucağında bebekle çok sosyetik bir vakfa girmiş. Basmış adeta. Dallas, yemin ediyorum, görüyor musun? Altına gelen yorumlara bak. Metin Koran'ın 4. çocuk getirdiği bir dünyaya ben de bir çay getireyim bari. Efkarlanmıştır. Kim? Çok Metin Koran. Koran Holding ne? Öyle bir şeyin sahibiymiş. Yalan ya. Yalan söylüyor. Olamaz öyle bir şey. Yok yok. Bu sitede hiç yalan olmaz bak. Fotoğrafı da var. Şöyle. Hayır ya. Değil mi? Bence de hiç komik değil. Ben de feministim Cansu. Yani kadına da yazık vallahi. Böyle şey yapılır mı? Böyle davranış olamaz. Ya şu. Ama cidden ben de... Şimdi nereye... Ne oldu bu Cansu ya? Kovuldu. Kovuldu mu? Ah ulan. Tam da kendime aşık edecektim ha. Ağlıyor mu sen? Ya o benim oradaki tek arkadaşımdı. Buğur böceğimdi o benim. Aa, ayıp ediyorsun ama. Ben ne güne duruyorum? Ben varım burada. Yani buğur böceği sayılmam gerçi. Olsam olsam hamam böceği olurum. Ama seni hiç yalnız bırakma. Ya Ercan, hiç hamam da değilim vallahi. Ya. Canım çok sıkı. Benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey. Geldin oğlum. Bir şey yapmışsın sen. Aa, üstüme iyilik sağlık, yok bir şey. Var var, sende bir şey var. Kızmayacaksın ama. Anneciğim ne yapıyorsun, bırak müsaade et geçeyim. Bak, kızmayacağına söz ver. Anneciğim tamam, kızmayacağım vallahi, hadi. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Benim burada olduğumu duyunca sevindi mi? Sevindi tabii, sevinmez olur mu? Gözleri parladı hemen. Ay, hadi inşallah ya. Ayşen teyzem, ne diyorsun? Garipçiye götürür mü beni yakında? Götürür götürür. Ben yolunu yapacağım, sen merak etme. Şimdi üstünü değiştiriyor içeride. Ay, Ayşen teyzem ya, iyi ki varsın ya. Sen olmasan ne yaparım ya? Merhaba, hoş geldin. Selam. Ayşen teyze çağırdı da yemeğe. Ama asıl sürpriz sofrada bak. Öyle şeyler hazırladık ki sana. Ve inşallah beğenirsin. Babam nerede? Bahçede. Hah! Baban çoktan sofraya oturdu bile. Al bakayım, götür sen de şunları. Babam. Ah, gel bakalım. Gel oğlum. Günün nasıl geçti bakalım? İyi babam, sorun yok. Otur otur. Sağ ol. Sen bir baksana bana. İyiyim iyiyim babam, sorun yok. Dün seninle konuşmak iyi geldi. Yapmam gereken bir şey vardı, onu yaptım. Doğru mu yaptın peki? Bilmiyorum. Yani yapmam gereken oydu.
Ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Koskoca Mert Çalhan'sın ya. İki tane kuru kalp mi göndereceksin kıza? Bakayım. Bakayım. Ne o? Mecmualara kapak mı olacaksın? Sen dışarıda değil miydin babaanne ya? Pardon, ben duymadım geldiğini. Yalancı öksürüğün geçtiyse sana bir şey göstereceğim. Bak, babanın holding başkanı olduğu ilk gün çekilmişti bu resim. Gece yarılarına kadar çalışırdı evladım. Bak, sen bu saatte evdesin maşallah. Yok, ben iyi bir patron olarak İşleri bölüştürdüm bütün çalışanlara. Hani onlar da öğrensinler idare etmek ne demek diye. Bile bile yaptım yani. Mert'ciğim, şu anda tam babanın holdingin başına geçtiği yaştasın, biliyor musun? Ne güzel. Değil mi? Babaanne, sen şimdi iyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi söyledin? Ben anlamadım ki. Tamam, elinde bir başarı var. İyi bir başarı. Kabul ediyorum ama yetmez. Dahası lazım. Yoksa başkanlık başka bir bahara kalır. Bak, baban çok mükemmel bir adamdı. Çalışkandı, beyefendiydi. Tamam, onun gibi ol demiyorum. Olabilirim. Mert. Bak, görürsün, olacağım. Benim de böyle bir fotoğrafım olacak. Benle de gurur duyacaksın. Söz veriyorum. Al o zaman. Oh, tuğla atsaydın kafama. Olivia'nın yıllık raporları. Bunların hepsini okuyacaksın. Önümüzdeki mali yıl için bir bütçe ve plan yapacaksın. Sonra da gelip yönetim kuruluna sunacaksın. Tamam mı? Tamam ya, biz hallederiz onu. yani ben hallederim. Olivia'nın patronu olarak ben bizzat kendim. Böyle deli deli konuşuyorsun. Ver bakayım şu telefonunu da ben şu kurul toplantısı tarihini kaydedeyim şuraya. Oha! Teknoloji daha iyisi babaanneye bak. Ajandacılara da haber vereyim mi? Ha? Hani son kaleyi kaybettiler ya, iflasları yakındır zaten artık. O kala seni. Bir dakika, ben şey yapayım, onu açıklayayım. Anlaşıldı. En kısa zamanda hayırlı bir kız bulmak sana artık farz oldu. Ha, o Koranların kızından bahsediyorsan o gururumu fazla kırdı benim ha. Biliyorsun mevzuyu. Memlekette köklü aile mi kalmadı? Bırak şimdi Koranları. Orası biraz zaten dağınık karışık. Süreyya, aç kapıyı da konuşalım. Bak, kıracağım şimdi kapıyı. Ya Allah aşkına inat etme artık. Annem iyi mi? Hala açmıyor mu kapıyı? İnatçı işte. Ne cevap veriyor ne de dışarı çıkıyor. Anneciğim, bir tanem aç kapıyı hadi, ben geldim bak. Biricik oğluna da cevap vermediğine göre iş ciddi demektir. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir babasın sen? Can kendine gel! Hayatımız boyunca bir kere bile bize ne yapmak istediğimizi sormadın. Farkında mısın? Bu aileye doğdunuz. Önceden kararlaştırılmış görevleriniz var dedin. İstemediğimiz, yapmayı sevmediğimiz işlere koştun bize. Farkında mısın? Ama sen öyle misin? Ha? Sen her istediğini yaparsın değil mi?
Metin Bey başka bir kadınla birlikte mi olmak istiyor? Ha, tabii canım. Hatta o kadından çocuk mu yapmak istedi? Tabii canım. Kim durabilir önünde, değil mi? Can! Bağırma. Belki onda söylemek istediği şeyler vardır ha? Değil mi baba? Ya bırak Allah aşkına. Adam gitmiş metresinden çocuk yapmış. Bir de üstüne kadın gelmiş herkese piskin piskin anlatmış. Nesini dinleyeceğim ya ben bunun? Can! Demek ki benim duyduklarım doğru. Doğru mu baba? Hah, hadi cevap ver kızına. Hadi anlat. Anlat ailemizin başına getirdiklerini. Anlatsana bir adam. Yeter artık be! Ben size hesap mı vereceğim? Siz kimsiniz? Benim şirketimde benim için çalışan elemanlarımsınız. Orayla burası arasında hiçbir fark yok. Orada da emirleri ben veriyorum, burada da. Haddinizi bilin. Ya sen küçük hanım? Kim veriyorsun cep açlığını? Diş perisi mi dolduruyor gece banka hesaplarını? Onun için durdurduğun yerde ve büyüklerin işine karışma sakın. Ben bu evde kimseden emir alacak değilim, anladınız mı? Hiç kimseden. Baba, polisi mi çağırsak? Ya burada kıyameti koparttık, açmıyor kapıyı. Bir şey yapmasın kendine. Yok, ben polisi falan bekleyemeyeceğim, kıracağım kapıyı. Anneciğim, geleyim mi? Sen değil. Tamam, tamam, ben geliyorum. Hayır, sen de değil. Cansu gelsin. Büyüdüğünden haberim yoktu. Sen sakın üzülme, tamam mı? Bak, biz her şeyi halledeceğiz. Biz buradayız senin için. Ben buradayım. Sen? Tabii ki. Sen ne istersen yaparım. Yeter ki üzülme. Ne istersen? Evet. İyi. O zaman zamanı gel abi. Anlamadım. Bu olanların hepsi. O kadın. O gayrimeşru çocuk. Hepsi senin yüzünden, biliyor musun? Benim yüzümden mi? Baban şimdi başka kadınlarla beraber ya. Onlardan çocuk falan yapıyor ya. Biz babanla gayet mutluyduk. Hep böyle miydik sanıyorsun? Sen gelene kadar. Anne. Gerçek bu. Saklayacak bir şey yok ki. Senin doğduğun gün baban bu evi terk etti. Birkaç gün sonra geldiğinde de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ikimiz de biliyorduk. Yıllardır bana neler söyledin anne. Anne, her şey para mı? Her şey pahalı mücevherler mi anne? Anne, 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 anne. Bunu bana baban ne zaman aldı biliyor musun? O malum hafta sonu eve döndüğünde. Rüşvet olarak. Bu. Bunun hikayesini dinlemek ister misin? O Işıl denen kadınla ilişkisi ortaya çıktığında babam benden özür dilemedi. Bir daha yapmayacağım demedi. Onun yerine bunu aldı. Sus payı ona. Bu da. Hepsi. Bunların hepsi hediye falan değil. Sus payı. Ailemi bir arada tutayım diye. Evliliğim yürüsün diye. Sus.
tuttuğum için. Baban Işıl Hanım'ın kolunda bir davete mi katılacak ya da bir hafta 10 gün ortadan mı kaybolacak? Hop bir sürü hediye kapının önünde. Neden? Susayım diye. Başımı eğeyim diye. Sessiz kalayım diye. Özür dilerim. Bilmiyordum. Sen ne yaptın peki? Bunları her taktığımda beni aşağıladın. Laf soktun, iğneledin. Ve bu benim daha da çok canımı yaktı. Oysa sen olmasan bunların hiçbirine gerek bile yoktu. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Suçlamak için mi? Buraya bak. Gör diye. Koskoca Süreyya Koran sonradan görmelerin diline nasıl düştü gör diye. İki paralık insanların diline düşüp rezil oldu gör diye. Senin uğursuzluğun nelere mal oldu bil diye. Yeter! Bırak beni! Cansu. Cansu. Cansu bir dur. Cansu. Ya bırak beni ya. Ne dedi annem sana? Ya sence ne dedi? Ha? Ben bu evin başına musallat olmuş uğursuz değil miyim? Çocukluğumdan beri ne yapsam suç değil mi? Sence ne dedi abi? O şimdi çok sinirli. Öyle demek istememiştim. Ya bırak git Allah aşkına. İlk defa mı söylüyor sanki? Yani çocukluğumdan beri her şeyin sorumlusu ben değil miyim bu evde? Bu yüzden yatılı okullarda büyümedim mi? Bu yüzden evimden uzak kalmadım mı ben abi ya? Tamam haklısın. Bu muhabbet çok uzadı zaten. Merak etme ben konuşacağım annemle. Bitireceğim bu uğursuz muhabbetini. Ya boş versene. Şimdi mi hatırladın bir kardeşin olduğunu? Ben itek akıla tek başıma büyürken neredeydin? Bu evden yollanırken neredeydin abi? Şimdi mi aklına geldi senin kardeşine yardım etmek? Ha bak bak bak. Şimdi annem bu mutfağa girse, görse bu tuzla bozulan bardağı kime kızar? Kimi suçlar ha? Beni. Ben yapmadım desem ona inandırabilir miyim? Cansu ben bu zamana kadar kendi derdimden seninle ilgilenemedim biliyorum. Ama bundan sonra her şey farklı olacak. Söz veriyorum. Dağılım artık. Ya yok ona ağlamıyorum ki ben alıştım artık anneme. Başka bir şeye ağlıyorum ben. Anneciğim. Anne. Tamam tamam. Kendi halinde bırakalım. Sakinleşince açar belki. Ha baba dur bir dakika. Hazır seni bulmuşken şirketle ilgili konuşmam gereken bazı meseleler var. Kızım sen şirketi mi düşünüyorsun? Hem de böyle bir zamanda. Evet böyle bir zamanda. Sen inatla şirketin başına sırf bir erkek geçsin diye canı desteklemeye devam et. Bak şirketi bir tek ben düşünüyorum işte. Ne alakası var Begüm şimdi? Baba, bu Işıl olayı şirketi etkilemeyecek mi sanıyorsun? Kim ilgilenecek bu krizle? Sen mi, annem mi, Can mı? Cevap vereyim. Ben ilgileneceğim baba. Hiçbiriniz ilgilenmeyeceksiniz. Can aşağıda Can suyla lak lak etmeye devam edecek. Annem içeride ağlamaya devam edecek. Ama şirketi ben toparlayacağım. Çünkü bu işi gerçekten istiyorum baba. Keşke artık sen de görsen. Sen anlatmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim Cansu. Hadi söyle. Neye ağlıyorsun? Sadece bir tane mi kalmış ya Zeliha ablanın kurabiyelerinden? Mis gibi de kokuyor. Çikolatalı mı? Evet. Küçük küçük minik minik çikolata parçacıkları da var üstünde. Başka yok mu? Bak. Öyle görünüyor. Ben yiyeceğim şimdi. Ya ver ne olur. Hop hop hop. Lütfen versene. Hayır. Ne olur abi ya. Söyle derdini al kurabiye. Öf. Biz de böyle. Hadi anlat bakalım.
Ben Oliva'da işe başladım. Nasıl ya? Çalhanların organik marketinde mi? Ben müdür arıyorlar diye duymuştum ama yüksek lisans gerektiriyor pozisyon. Yok, ben müdür olarak girmedim. Müdür yardımcısı olarak girdin. O da değil. E ne yapıyorsun kızım? Tezgahtarlık. Ne? Cansu sen delirdin mi? Ne işin olur ya senin tezgahtarlıkta? Ya kimse bilmiyor kim olduğumu. Koranların kızı değilim orada ben. Cansu'yum sadece. İyi ama... Ya bir dinlesene. Abi gerçekten mutluyum ben orada. Yani hiç bizim buralara benzemiyor. Ya samimi, sıcak. Bir sürü yeni arkadaş edindim orada. Hepsi çok tatlı, çok şeker insanlar. Hele bir tane Ece var, bolibon gibi bir şey. Ya hep çok mutlu, hep pozitif. Kızmadın mı? Tam aksine sevindim seninle. Doğduğun yeri bulmuşsun. Bulmuştum desek daha doğru olur. Nasıl ya, ne oldu ki? Ya kendini beğenmiş müşterinin teki hiç suçum yokken beni işten kovdurdu. Sen de mücadele edeceksin o zaman. Geri alacaksın işini. Nasıl? Sen söylesene bana şu müşterinin adını. Oğlum, ben diyorum ki şu Garipçe'deki araziyi hep beraber görmeye gitsek. Ama sen yok anne, ben Şirin'le gideceğim diyorsan o da olur tabii. Gideriz anneciğim, kaçmıyor ya. Ayşen teyzeciğim, gel otursan. Ben bakarım. Sağ ol kızım. Yani nasıl hamarat bir kız. Sabahtan beri resmen elim ayağım oldu, anlatamam. Maşallah. Buyurun. İyi akşamlar. Kerem yok mu? Ah, siz Çalhan Bey'siniz. Yani Mert Bey. Mert Çalhan Bey değil mi? Buyurun buyurun. Merhaba Şirin ben. Ben kimi şaşırttım acaba bu kadar? Kerem'in arkadaşıyım. Yani kız arkadaşıyım. Ha, kız arkadaşı. Evet. Ha. Buyurun buyurun, bahçede o. Tamam. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar Özkan ailesi. Hoş geldin oğlum. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bak böyle yapacaksan bir daha gelmeyeceğim Yılmaz amca. Tamam tamam, gel otur. Hadi geç yavrum şöyle. Ne yapayım? İyi. Ben sana tatlı getireyim hemen. Tamam. Kardeşim aşk olsun. Hiç tanıştırmadın beni Şirin'le. Bileyim, fırsat olmadı hiç. Niye geldin sen? İyi, hiç öyle iki laflarız diye işte. Ya uf. Çocuk mu kandırıyorsun oğlum? Ne bu? Bak ya. Hem dedim bir iki laflayalım hem de bir iki işe bakalım dedim. Ne var bunda? Gerçi misafirimiz varmış ama. Ay aşk olsun canım, misafir miyim ben? Hem şimdi biz Yılmaz amcamla bir tavla atarız. Değil mi Yılmaz amca? Kerem'cim sen misafirimizle ilgilen, bizi merak etme. Hadi o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeşim hayırdır? Kızın yanından çıktık, bir yüzün düştü. Sevdin mi Şirin'i? Yani ismi gibi Şirin bir arkadaşımız işte. Of, dalga geçme ya. Ha, bu sefer ciddiyim diyorsun yani. Yani iyi kız sonuçta, niye ciddi olmayayım ki? Abi sen bana nasıl anlatmazsın Şirin'i ya? Ha? Sen ne ara aşık oldun oğlum, ne ara kaptılar seni, ben anlamadım hiçbir şeyi. Oğlum aşık olduğum falan yok. Yani hayatımıza bir çeki düzen vermemiz lazım sonunda. Allah Allah. Adam bana ciddi ilişkisini açıklıyor, şu surata bak. Azıcık gül gül. Şu an sana bir altyazı falan koysam bir aylık ömrüm kaldı falan yazarım herhalde. Onun Şirin'le alakası yok. İşle ilgili. Bugün Cansu meselesi oldu ya. Ha. Yani gecenin bu saatinde de aklına Cansu'nun geliyor olması bayağı enteresanmış kardeşim. İşle ilgili dedim ya. Şişt bak, el kol yapma. Gider söylerim yenge ya. Ha bir de tehdit ha. Git ne söylersen söyle. Cansu'yla alakası yok dedim sana. Tamam kardeşim, sen istedin.
Yenge! Sus, manyak mısın? Yenge! Oğlum sus! Yenge! Ya sus! Cansu, özür dilerim. Neden? Gitmene izin vermemeliydim. Verdiniz ama. Çok pişmanım Cansu, baksana halime. Gerçekten mi? Acı çekiyorum. Elimi uzatsam bana geri döner misin? Asla izin vermeyeceğim gitmene. Asla. Kaynanam resmen hasta olacak. Günaydın. Günaydın. Sana hazırladım zaten, gel. Ateşim 40 diyorsun yani. Vah vah. Ben bir taksi çağırayım da hastaneye gidelim. Bana tabak hazırladığına göre durum bayağı ciddi. Ay Erdem, sus da kahvaltını et. Allah aşkına çok işimiz var zaten. Ben de üzüldüm Cansu ya. Sonunda markete güzel bir kız gelmişti. Daha onunla mesai çıkışlarında sinemaya gidecektik. Ben ona yazılacaktım. O beni tersleyecekti. Ama aşkımla hiç eksimi olmayacaktı. Ay ben yemeyeceğim. Sen. Ya ne olurdu özür dileseydi? Ha? İncileri mi dökülürdü? Giderken bana bay bay bile demedi. Yemiyorsan tabağını alayım mı? Al. Günaydın. Günaydın Mert Bey. Ece, yüzümüze bakmak yok mu? Sana diyor. Peki. Gitti mi? Gitti. Tamam efendim, siz bekleyin, ben hemen geliyorum. Mert Bey, günaydın. Günaydın Mine. Dün bizden şikayetçi olan hanımefendi geldi. Sizi görmek istediğini söyledi. Ne istiyormuş yine? Bilmiyorum. İçeride sizi bekliyor. Tamam, sağ ol. Şeyma Hanım. Ah, günaydın. Günaydın. Dün çalışanımızı sizin isteğiniz üzerine işten çıkardık.
Size haber verilmiştir herhalde. Evet. Haber verdiler. Peki. Sizin için yapabileceğimiz başka bir şey? Başka bir şey daha istiyorsunuz herhalde. Evet, istiyorum. Nedir? O kızı tekrar işe alın Mert Bey. Nasıl yani? Bakın, ben maneviyata güçlü bir insanım. İnanın bana dün gece vicdan azabından sabaha kadar uyuyamadım. Ya, o kıza haksızlık ettim, pişmanım. Lütfen çağırın işine geri dönsün. Şeyma Hanım, pardon ama sormak zorundayım. Bu ani fikir değişikliğinizin sebebi nedir acaba? Vicdan azabı Mert Bey. Benim yüzümden bir kız işsiz güçsüz kaldı. Lütfen çağırın işine geri dönsün. Yani tabii siz de isterseniz. Yani ben niye isteyeyim? De. Madem siz öyle istiyorsunuz, hatırınızı kırmayalım. Ya harika. Dün işten ayrılan personelimiz Cansu Hanım, bağlar mısın? İster misiniz? Yoksa. Alo. Cansu merhaba benim. Mert Bey merhaba. Seni aradım çünkü. Çünkü dün hırsınızı alamadınız. Bir de telefonda kovayım dediniz. İşsiz kalmak çok zor biliyorum Cansu. Yani. Yani üzgün olmalısın şu anda. Çok mu umrunuzda? Cansu böyle olmayacak. Hemen buraya gelebilir misin? Oliva'ya. Şimdi mi? Evet evet. Gerçekten önemli. Bekliyorum. Geleyim bari madem bu kadar önemliyse. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel çıkmışım ben burada ya, taş gibi. Maşallah bana. Alo. Sizde şu Hollanda peynirlerinden var mı? Tamam, onların her çeşidinden istiyorum. Bir de şu şarküteri etleri vardı sizde. En ithal, en pahalı olanlarından ama. Tamam, onlardan da hepsinden yollayın bana. Kızım, artık ne saklı kaldı ne gizli. Bugünü bayram gibi kutlamayacağız da neyi kutlayacağız? Pişt. Dur bakalım. Hoş geldin. Bana bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Bak Cansucuğum, dün yaptıklarım için gerçekten çok özür dilerim. Ya inanmayacaksın ama bütün gece vicdan azabından uyuyamadım. Şaka mı? Ah canım benim, nasıl da kırmışım kalbini. Bak gerçekten çok özür dilerim. Özrümü kabul et ha? Peki. Hah süper. O zaman anlaştık, mesele benden çıktı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Size iyi çalışmalar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Delirdin mi? Kötü bir şey yapmadım hayatım. Ya senin yüzünden neler çekiyorum, haberin var mı? Süreyya kendini odaya kilitledi. Ne benim girmeme izin veriyor ne de kendi çıkıyor. Çocuklarla da kavga ettik. Annelerinden yana tavır aldılar. Bana karşı çıkıyorlar, bana babalarına. Şirkette de işler berbat zaten. İş internete düştü ya. Bir yandan yatırımcıların, bir taraftan hissedarların sorunları. Ah canım benim ya. Kıyamam ben sana. Süreyya hakikaten o kadar fena mı? Ya ben ne diyorum, sen hala Süreyya diyorsun.
Sana ona bulaşma dedim. O benim karım dedim, demedim mi? Ya tamam, ben yanlış anladım hayatım. O zaman niye bebeği alıp da vakfa gidiyorsun? Ne işin var senin orada? Aa, yeter ama. Ya biz kaç senedir beraberiz? Sen söyle, kaç sene oldu? Ne alakası var şimdi onunla bunun? Seni seviyorum, bekle dedin, bekledim. Çocuk doğdu, daha değil, dur bakalım dedin, yine bekledim. Ama çocuk kaç aylık oldu Metin? Ya... Ya seni beklemekten yorulmuyorum. Bak, bu senin koltuğun. Sen her geldiğinde oraya oturuyorsun diye ben Ela'yı bile onun üstüne koymuyorum. Bundan gocunmuyorum, mutlu oluyorum. Varsın kimse bilmesin. Ama o bu eve girdiğinde bu evin reisi diyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii öyleyim. Sen bizi ailen olarak görmüyor musun? Ya görüyorum Işıl, biliyorsun. Ya o zaman benim çektiklerimi Ela çekmesin. Varsın kimse beni bilmesin yine. İnsan içine çıkmayayım. Ama bu çocuk Metin Koran'ın kızı olarak büyüsün. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Gel o zaman. Hadi. Kesinsiz. Tamam bak. Ya siz kim? Aa tamam tamam tamam. Pes ediyorum tamam. Söyle bakalım ne yaptın kadıncağıza? Aa ben ne yapacağım ya kadına? Ben asıl siz bir şey yapmışsınızdır diye düşündüm. Ben bir şey yapmadım. Ama sen benim bir şey yapmamı istiyordun herhalde. Niye isteyecekmişim ki ben sizin bir şey yapmanızı? Mesela... ben dün arasaydım seni. Deseydim ki Cansu böyle olmaz. Sonra alsaydım seni. Şöyle Boğaz'a karşı bir kafeye gitseydik. Güzel güzel konuşsaydık. Özür dileseydim sana. Güzel olmaz mıydı? Siz benim patronumsunuz. Neden benden? Şimdi her şeyden önce şu siz meselesini bir çözelim. Lütfen sen de bana. Denerim. Cansu özür dilerim. Yani dün gerçekten aramak istedim seni. Ne söyleyecektiniz? Ne söyleyecektin ki? Geri dön diyecektim. Döner misin Cansu? Yani aramıza geri döner misin? Eğer dönersen hepimiz çok mutlu oluruz. Elimi uzatsan bana geri döner misin? Bir şey geldi de. Olur. Dönerim tabii. Bak işte kavga etmeden de anlaşabiliyormuşuz seninle. İstisnalar kaideyi bozmaz. Gayet de bozar. Bak ben şuna inanıyorum. Her kriz bir fırsattır. Nasıl yani? Yani gel yaşadığımız bu krizi fırsata dönüştürelim. Ben ateşkes ilan ediyorum.
Bir daha kavga etmeyeceğim seninle. Siz, yani sen ne yaparsam yapayım. Aynen. Bundan sonra iyi geçinelim. Var mısın? Başına döneyim. Cansu. Efendim. Hoş geldin. Cansu. Sürpriz. Ay aklım çıktı. Ne işin var senin burada? İşe geri döndüm. Şaka yapıyorsun. Evet, kadın gelip özür diledi. Mert Bey de beni geri işe aldı. Ya Allah'ım çok şükür ya. O kadar çok dua ettim ki ya. Allah'ım çok şükür. Ay çok sevindim. Ay yaşasın. Ay canım benim ya. Ay keşke başka bir şey dileseydim. Aa, bir dakika. Hatta dur. Hemen başka bir şey dileyim ben. Ya Ece. Tamamdır, gidiyorum. Nereye? Gideceğim Mert Bey'e diyeceğim ki, Mert Bey hafta sonu boş musunuz? Beraber yemeğe çıkalım. Şaka yapıyorsun. Yo gayet ciddiyim. Madem bugün dileklerim kabul oluyor, hissediyorum ta şuramdan. Bana bir enerji geldi bugün ya. Gidiyorum. Dur. Ne yapıyorsun tam olarak? Bir saniye. Biraz gülümse. Heh, tamam süper. Vay be. Ya. Ya sen ne kadar düşünceli bir çocuksun ya. Ha? Ay canım benim. Ben bir küçük ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii. Şöyle biraz. Dik. Evet, evet evet. Bir sert bir bakış. Hı hı. Tabii. Kollar biraz daha şöyle havada olabilir. Evet. Evet. Vay be. Yakışıklıyım, bir o kadar da sempatik. Affet ve söyle, kaçta buluşacağız? Aa. Aa.
Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Annem çıktı mı odasına? İki öndür yemek götürüyorum ama kapıdan kovuyor beni. İstisnasız her sabah banyosunu hazırlatırdı. Bu sabah sordum, cevap bile vermedi. Hali fena biraz. Kimin hali fenaymış? Anne. Yücel'e söyle Elif arabamı hazırlasın. Peki. Sence fena mı görünüyorum? Muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben vakıfla ilgili konuşmaya geldim seninle. Ben diyorum ki bugün gideyim senin bütün işlerini halledeyim. Ne dersin? Neden? Ben gidiyorum vakfa. Emin misin şimdi insanlarla uğraşmak istediğine? Ben halledeyim. Annem, sen hayatın boyunca benim için bir şeylere çabaladın. Bırak ben de senin için bir şey yapayım. Oğlum, sence ben burayı bırakıp gidebilir miyim? Evimizi. Ne kadar darbe alırsam alayım, ne kadar üzülürsem üzüleyim. Sizleri bırakabilir miyim? Vakfı da benim evim gibi düşün. Kuruluşunda ben vardım. Ben emek harcadım. Ben büyüttüm. Hiç kimse, hiçbir şey beni oradan ayrı tutamaz. Ayrıca unutma, her kriz bir fırsattır. Her kriz bir fırsattır. Mert Bey müsait miydiniz? Gel gelecek. Çiçeklere vitaminini veriyordum. Bu mevsimlerde çok hassas oluyorlar. Dikkat etmek lazım. Ah Mert Bey, ah. Anlamadım. Bir şey mi söyleyecektin sana? İki durum söyleyecektim ben bize. durumumu söyleyecektim aslında. Yemek yiyelim mi? Şimdi mi? Yok, sonra. Mesaiden sonra. Ben düşündüm ki şimdi siz işe girdiniz, kutlayamadık. Müthiş bir teftiş başarısına imza attınız, kutlayamadık. Cansu gitti geldi, kutlayamadık. Haklısın vallahi. Kutlayalım o zaman. Kutlayalım. Yemek yeriz. Yeriz. Bir şeyler de içeriz. İçeriz tabii. Ne zaman peki? Bugün mesaiden sonra ne dersin? Allah derim ya, ne diyeyim. Nerede peki, saat kaçta? 8 uygun mudur? 8 süper. Söyle herkese akşam 8'de aşağıda hazır olsunlar. Herkes mi? Evet herkes. Şöyle güzel bir kutlama yemeği yiyin. Sen de bunu kastetmedin mi? Onu kastettim. Manyağım çünkü. Vallahi akıllı kızsın ha. Müthiş fikir, bravo. Öyleyim değil mi? Süpersin. Teşekkürler. O zaman sen şimdi git senin bölümdekilere söyle. Ben de mutfağı organize edeyim. Akşam saat 8'de Oliva'nın yeni dönemini kutluyoruz, tamam mı? Sen ya? Günü geçmiş yoğurtları imha ediyorum. Ay yine başımıza zehirlenme de. Zehirlenirsem yine yoğurt yerim, günü geçmemişler de. Neyse bırak zevzekliği. Akşama Mert Bey'in ve büyük teftiş başarısının şerefine hep beraber yemek yiyeceğiz. Mesaiden sonra parti var oğlum. Oha, beni yiyorsun şu an. Hayır. Şimdi Mert Bey mutfağı organize edecek. Hı-hı. Bizden de herkese haber vermemizi istedi. Hadi göreyim seni ya. WhatsApp grubu kur, bir şey yap. Herkes katılsın. Görüşeceğiz akşam. Sen hiç merak etme, o iş bende. Hadi, hadi göreyim seni. Arkadaşlar, çok güzel haberlerim var. Bir yandan devam edin, bir yandan kulağınız bende olsun. Akşama parti varmış. Hem de ne parti? Dağıtmayan işten kovacakmış Mert Bey. Boydan boya açık büfe olacakmış. Gerçekten. He? Köfte, ne yapıyorsunuz? Akşam diyorum, balık var. He? Ne diyorsun? Etler. Ne ararsanız burada olacakmış, buralarda. Sadece tatlı için 13 çeşit olacak diyorlar. Bilemiyorum artık, sen düşün. Ne diyorsunuz? Geliyorsunuz değil mi akşam? Harika. Geliyorsunuz değil mi? Magazinlerin aranılan isimleri, oyuncular, mankenler hepsi burada olacakmış, hepsi. Ya.
Basın falan da gelecek diyorlar. Bakarsınız magazinlerde boy boy fotoğraflarımız çıkar kız. Evet. Geliyor musunuz akşam? Evet. Geliyorsunuz. Evet. Parti yanacak diyorum. Çok eğleneceğiz oğlum. Ben kalmam oğlum. Sıkıntıdan patlarız kesin. Hayda. Bari gece 12'ye kadar kalsaydım be kardeşim. Niye? E çünkü dansçı kızlar gece 12'de sahneye çıkıyor. Uyandırayım. Ayrıca izin de aldım. Hep birlikte dans edebileceğiz. Ne diyorsun süper oğlum? Oğlum çat 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 çat. Böyle süper. Ay. Allah. Ya oldu mu şimdi ya? Pardon ya. Yani insan bir önüne bakar. E tabii. Sen patronsun ya. Ne istersen yapabilirsin zaten. Haklısın. Araban olsa üstümüze sürersin sen onu da. O biraz fazla olurdu herhalde. Senden her şey beklenir öküz. Aa yok artık. Ya tamam tamam şaka yaptım. Vallahi özür dilerim. Barış'ı ilan ettim deyince ne kadar dayanabileceksin merak ettim. Sen bana şaka yaptın öyle mi? Eyvallah. Ne eyvallah? Oyun oynamak istiyorsan oynarız. Aa ya ben şaka yapmıştım ama. Görürsün sen. Ya Mert Bey. Ay canım çıktı. Daha depoya ineceğim ya. Ya bırak depoyu ya. Partiye 1 saat 47 dakika kaldı. Hazırlanabilecek miyiz acaba? Hazırlanmak derken? Ya zaten biz bize değil miyiz? Böyle gitsek olmuyor mu? Bir ruj bir allık yeter işte. Vereyim mi sana ruj? Bende var. Ruj mu? Bir ruj yeter mi sanıyorsun? Ya yok artık Ece ya. Ya sen daha neler saklıyorsun bu dolapta acaba? Çok şey. Bir ara gezdiririm seni. Bakalım. Ece. Hı. Sen şimdi gerçekten aşık mısın bu Mert Bey'e? Önce böyle kalp atışlarım hızlanıyor. Elim ayağım buz tutuyor ama avuçlarım terliyor. Sonra böyle ay midemde güvercinler uçuşuyor. Cansu. Efendim. Hoş geldin. Ay kendimi kontrol edemiyorum. Yani bunun adı tam olarak ne bilmiyorum ama evet galiba aşık oldum Uğur Böceği. Canım inşallah çok mutlu olursun Ece. Ya olalım be. Yeter ya şu hayattan çektiğimiz. Ay çorabım yırtıldı. Üf, ben bir koşu gidip çorap alıp geleyim. Cansu Hanım. Hangi dağda kurdeldi? Sen hiç aramazdın abini. Aa iyi o zaman kapatıyorum. Ya tamam tamam. Takılıyorum ben sana. Bulmuşum ben seni. Bırakır mıyım hiç? Evet dinliyorum anlat bakalım. Sen yaptın değil mi? Sen aldırdın beni işe geri. Mutlu oldun mu? Çok. Çok teşekkür ederim abi. Ailede ilk defa birisi beni düşündü. Benim için bir şey yaptı. Sonda olmayacak Cansu. Bundan sonra ben hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Tamam. Ha bir şey söyleyeceğim sana. Senin kesin üniforman da vardır. Bir foto atsana bana. Ya bir git ya. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz.
Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Daha gördün mü o balonları? Evet. Sandalyeler geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hepsi geliyor. Tamam. Aldım. Teşekkürler. Ortaya. Yüzünde güller açıyor bakıyorum. bir gün daha bitirdim oğlum. Gün sayıyorum sonuçta. Yapma ya. O kadar kötü yani Mert Çalhan olmak. Yok canım. Bak bak nasıl keyifli ya. Neye borçluyuz bu neşeye bakalım ha? Ya yoksa şu Cansu'nun geri dönmesine olabilir mi? Allah Allah ne alakası var ya? Kızsak yaranamıyoruz sana, neşeli olsak yaranamıyoruz. Aman aman neşen eksik olmasın kardeşim. Ha bak geldi benim sürprizde. Ne o? Karaoke. Kardeşim eğlence deyince sen şöyle bir adım geri çekileceksin. Kardeşine soracaksın bu işleri. Oo yandık vallahi. Neyse sahne senin. Ben gidiyorum, bir işim var. Hadi abi hızlanalım birazcık. Hadi 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 hadi. Hadi. Alalım abi onu oraya. Güzel. Küçük hanım ben burada olacağım. Bir şey olursa diye. Hiçbir şey olmayacak Yücel. Korkması gereken ben değilim. Onlar benden korksun. Peki efendim. Pardon bayan. Bayan değil, kadın. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hindistan cevizi var mı Hindistan cevizi? Olmaz mı? Ne kadar vereyim? Yok, vazgeçtim. Avokado var mı avokado? Var tabii. Kaç tane vereyim? Yok, ondan da vazgeçtim. Muz versen, muz. Tamam. Yok, o da kalsın. Şey var mı sizde? Ananas. Siz yeter ki karar verin, bizde her şey var. Ne dedin sen? Bana laf mı soktun? Hayır, yanlış anladınız siz. Şikayet edeceğim seni. Sakın, lütfen. Ben işimi daha yeni geri aldım. Özür dile o zaman. Ben... Bakın gerçekten ben sizden... İçten, samimi. Gerçekten çok... Hadi bayan, seni mi bekleyeceğim? Ya bayan değil ya, bayan değil. Kadın diyeceksin. Bayan tuvalette yazar. Sayıyla mı yolladılar sizi bana ya? Daha konuşmayı bilmiyorsun. Gelmiş burada bir de avokado istiyor ya. Ya şaka öyle değil, böyle yapılır işte. Bittin sen. Kolay gelsin Cansu Hanım. Kolay gelsin. Merhaba Süreyya. Ben de seni arayacaktım. Aa, öyle mi? Bak Süreyya. Seninle aramız iyi olmayabilir. Ama bizim aramızdaki mesele başka. Geçen gün burada yaşananlar başka. Bak, biz vakıf kadınları olarak senin arkandayız. Sakın ha bu yüzden istifa etmeye falan. Evinize bir hırsız girse ne yaparsınız Bediye Hanım? Evinizi hırsıza, uğursuza bırakıp gitmezsiniz, terk etmezsiniz değil mi? Nazik davranışınız için çok teşekkür ediyorum. Ama ben istifa etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Sonuçta evimi hırsıza, uğursuza bırakıp gidecek halim yok herhalde. Yalnız tabii
Vakıftaki herkesin sizin gibi benim arkamda olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biri bunu basına sızdırdı, öyle değil mi? Maalesef. Öyle bir şey var tabii. Neyse. Ben onunla kendim özel olarak ilgileneceğim. Bak Süreyya. Biz şimdi şu hırsıza gelelim. Bak canım, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ben o kadını arayıp münasip bir dille bir daha vakfa ayak basmamasını söyleyeceğim. Hayır, öyle bir şey yapmayacaksınız. Anlamadım. Evet, onu arayacaksınız. Ama kovmak için değil. Bizzat akşamki müzayedeye davet etmek için. İşte bu da telefon numarası. Bir tane anneye, bir tane babaya, bir tane de Ela'ya. Değil mi kızım? Efendim? Ya merhaba, iyi günler. Ben Bediye Çalhan. Ay Bediye Hanım, nasıl mutlu oldum aramanızı anlatamam. Ay ben zaten biliyordum da çok iyi anlaşacağımızı. Buyurun dinliyorum. Sizi aramamın sebebi bizzat davet etmek istedim bu akşamki müzayedeye. Mutlaka bekliyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Emin olun çok güzel hazırlanacağım. Yani ben de artık bu kaymak tabakanın bir mensubu olduğumdan ötürü. Emin olun bakın nasıl giyineceğim size anlatamam. Ben şimdi o zaman bir kuaföre gideyim. Oradan da acaba diyorum şu uzun kuyruklu bir elbise mi alıp giysem? Alo? Bediye Hanım? Alo? Ay kapattı. Görüyor musun kızım? Nasıl kollarını açmış anneyi bekliyorlar? Nasıl aralarını almak istiyorlar? Biraz da biz davet davet gezelim. Süreyya ninen otursun evinde değil mi? Oldu mu? Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Bir de ben anlasam ne yapmaya çalıştığını. Yine beni tercih etti. Kendini beğenmiştiniz yine yüz üstünden yüz. Vay yine size geçmişiz. Ne oldu ya, bir revanş aldım o kadar bozulma. Ya aynı şey mi? Kalbim duracaktı neredeyse. İşsiz kaldım sandım. Seni kimse kovmayacak merak etme. Ne yaparsam yapayım. Şansını fazla zorlama. Sen niye geldin buraya? Seni yemeğe götürmeye. Hadi. Hadi. Hepinize iyi akşamlar hanımlar. Birkaç dakikanızı alabilir miyim lütfen? Biliyorum beni burada görmeyi umuyordunuz değil mi? Kendimi eve kapatırım diye düşündünüz. Süreyya Koran, bitti sandınız. Ama hepinizi hatırlatmak isterim. Süreyya Koran'dan önce Süreyya Erkan vardı. Birçoğunuzun birlikte büyüdüğü, bu ülkenin en seçkin okullarında aynı sıraları paylaştığı ve bu vakfı sıfırdan beraber kurduğunuz Süreyya Erkan. Ama haklısınız. Bir süre öncesine kadar ben de unutmuştum bu genç kızı ne yazık ki. Heyecanını, hırsını, umutlarını. Sonra bu kız bir gün bir adama aşık oldu. Ve onunla evlendi. Süreyya Koran oldu. Ve o Süreyya Koran'ı bu adam aldattı. Niye öyle şaşkın bakıyorsunuz bana? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Ben evliliğimi, soyadımı en güzel şekilde taşıdım. Bu yüzden bana acımanızı istemiyorum. Ama eğer benim yanımda durduğunuzu göstermek istiyorsanız sizden tek bir şey istiyorum. O kadının Metin'le bir ilgisi olmasaydı ve yani
tamamen kendisi olarak şu kapıdan içeri girseydi eğer, ona nasıl davranırsanız bugün de öyle davranmanızı istiyorum. Bu kadar. Yapabilir misiniz? Nerede kaldın? Hala markette çalışıyordu. Zorla tuttum, getirdim. Ya Mert Bey, ne kadar iyi kalpli bir insansınız. Uğur Bey'ciğim, sana yer ayırdım. Sen git otur, ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum. Oo, müdür bey de gelmiş. Bir alkış alalım arkadaşlar. Konuşma yaparsın artık. Arkadaşlar, öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Biliyorsunuz hepinizin desteği sayesinde çok başarılı bir teftiş atlattık. Ve Oliva'da yeni bir dönem başlattık. Bundan sonra bu yeni dönemde bir aile gibi birbirimizi sahiplenerek el ele yükseleceğiz. Bir derdiniz, sıkıntınız olduğunda direkt bana gelmekten lütfen çekinmeyin. Derdiniz ne olursa olsun. Biz nasıl ki zorlukların üzerinden beraber geldik, başarıları da beraber kutlayacağız. Çünkü aile olmak bunu gerektirir. Şimdi, dilediğiniz gibi eğlenin. Burası sizin sadece iş yeriniz değil, aynı zamanda eviniz. Ben de bu gece patron değil, sizlerden biriyim. Birlikte nice mutlu günlere. Hepinize afiyet olsun. Buyurun Mert Bey. Aa, hiç. Baş köşeler bana göre değil kardeşim. Eyvallah. Afiyet olsun. Ne? İstediğim yere oturamaz mıyım? Ya yine mi sen? Ya ne yapayım, oturacak başka yer yoktu. Ben sana benimle konuşmayı yasaklamadın mı? Yasakladın. Ben de bu yüzden artık konuşma balonumla geziyorum etrafta. Benimle konuşman yasak, o kadar. Ya Mert Bey, vallahi ne kadar güzel bir menü hazırlatmışsınız böyle ya. Yani ben balığı çok severim. Cansu da bayılır zaten. Ha, öyle mi? Hı hı. Afiyet olsun. Kerem, sen niye sus pusun bugün? Abim konuşturmuyor ki. Yasakladı. Şişt, sus bakayım. Vallahi Mert Bey, yani ben Deniz'den babam çıksa değil ama kuzenlerim falan çıksa yerim yani. Çünkü babaya ayıp olur. Ayıp. Ne var? Canım ya. Mert Bey, krokörler de şahane. Cansu, bana bir yardım eder misin? Aa, ben yardım edeyim size. Yok yok, Cansu ile hallederiz biz. Merak etme. Hadi. Rahat bırakmayacaksın değil mi? Anladım. Afiyet olsun. Çok güzel bir konuşmaydı. Cesaretinden dolayı tebrik ederim canım.
Başımdaki bu tatsız olayı haber diye servis ederken de bu kadar yüzsüz müydün sen Eda? Şey, açıklayabilirim. Kalsın. Lütfen. Çok çok özür dilerim Süreyya'cığım. Kendimi affettirebilmek için yapabileceğim bir şey varsa. Aslına bakarsan var. Işıl'ın bu müzayedeye katılmasına izin vereceksin. Bir de... ...şu huzuru ne kadar çok istediğimi ona söyleyeceksin. Hmm. Tamam. Pek anlamam yemek işinden ama. O zaman sana daha basit görevler veririz. Şu dolaptan köfteyi çıkar bakalım. Tabii ki. Bir saniye. Bir de şöyle orta boy bir salatalık. Biz ne yapıyoruz şu an? Efsane bir köfte yapıyoruz. Siz. Aa, ama. Ay tamam tamam, pardon pardon, sen diyecektim. Sen köfte yapıyorsun. Evet, neden şaşırdın ki buna? Şaşırdım tabii. Senin evinde en az 5 tane aşçı vardır herhalde. Bizim evde sadece bir tane aşçı var. O da dünyanın en iyi aşçısı. Sen ondan mı öğrendin böyle yemek yapmayı? Birçok şeyi ondan öğrendim. Maydanoz verir misin? Köfteleri çevirme işi sende çırak. Tamam. Aram Usta'nın köfteleri kadar lezzetli olacak mı? Yok, o kadar iddialı değilim. Sen ne iyi yaparsın peki? Yani yemek yapamıyorsun, onu öğrendik. Ben piyano çalabiliyorum. Şaka yapıyorsun. Nereden öğrendin ki? Köfteleri çeviriyordun hani. Ay. Bak, bir dakika. Böyle yavaşça, yavaşça tut ki suyunu salmasın. Heh. Şimdi tabağımızı süsleyelim ha. Afiyet olsun. Bana mı? Evet. Masada balıkları didikleyen sen değil miydin? Ya ben çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten aşık mısın bu Mert Bey'e? Bir düşüneyim. Onu görünce böyle kalp atışlarım hızlanıyor. Elim ayağım buz kesiyor ama avuçlarım terliyor. Sonra böyle midemde güvercinler uçuşuyor.
Ay kendimi kontrol edemiyorum. Yani bunun adı tam olarak ne bilmiyorum ama... Evet, galiba aşık oldum Uğur Böceği. Çok teşekkür ederim ama ben aç değilim. Size zahmet oldu. Kızlar. Ay ben konsepti tamamen yanlış anlamışım yani. Ay merhaba kızlar. Ay ben de bu çantayı boşu boşuna almışım. Hiçbir işe yaramadı. Allah aşkına kızlar tahmin edin buna kaç para verdim. 5.000 lira, 5, 5. Merhabalar efendim, Işıl Ergün ben. Görmemiştim daha önce davetlerde sizi. Kimlerdensiniz? Yani ben Ergünlerdendim, şimdi Koranlardanım. Metin Koran'ın kızının annesiyim. İzninizle kızım şu tarafta da. Benimle gelir misin lütfen? Sana güzel bir haberim var. Böceği, ne oldu, ne dedi Mert Bey? Ay, şey ya, bir şey demedi. Mutfak temizlenecekmiş de. İş yaptırdı yani, yine cezam devam ediyor hala. Ha, boş ver ya, geri döndün ya. Önemi yok yani, boş ver. Ses. Ses deneme. Arkadaşlar. An itibariyle karaoke sistemimiz halka açılmıştır. İlanı aşk etmek isteyenler. Şöhret basamaklarını teker teker çıkmak isteyenler. Ya da yalnızca eğlenmek isteyenler. Orçun iyi mi var ya? Yok bir şey yok, iyi. Dur ben seni eğlendiririm şimdi, dur. Mikrofonumuz herkese açık. İyi eğlenceler. Kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum,
Gülüyor musun? Özlüyorum. Gidiyor musun? Affet diyorum. Ediyor musun? Peki öyle olsun. Seninle açık konuşacağım. Ben Süreyya'dan oldum olası hiç haz etmem. Öyle mi? Ay nesini seveyim Allah aşkına. Kendisine kraliçe arı ilan etmiş. Kim verdiyse ona o ünvanı. Sana bir iyilik yapacağım bu yüzden. Neymiş o iyilik? Seni müzayede listesine ekledim. Ay gerçekten mi? Şimdi benim adım o içeridekilerle aynı listede mi yani? E tabii ki. E sen de artık bu cemiyetten sayılırsın. E senin de hakkın herkes gibi müzayedeye katılmak. Öyle değil mi? Ayrıca sana bir tüyom var. Açık artırma listesinde antika bir vazo var. Süreyya o vazoyu nasıl istiyor bir bilsen. E tabii hep Süreyya istediğini alacak diye bir şey yok. Görüşeceğiz o zaman. Arkadaşlar Cansu bir şarkı söyleyecek şimdi. Hayır, Ece. Alkış, alkış. Ece, ya ne olur benim için ya. Sana bakmaya mecalim yoktu, aşık olmaya hem biraz mahcup hem çapkın bariz, bakmazsan öyle vermezim taviz. Bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri, bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Kendime bir daha şans diliyorum, mutluluk istiyor, aşk istiyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Ya Mert Bey, ne kadar iyi akıl ettim değil mi ya? Vallahi ne kadar güzel bir gece oldu. Müthiş oldu. Yalnız benim birazdan çıkmam gerekecek. Ya evim çok uzak yani. Sokakta da lamba yok ya. Nasıl karanlık, nasıl korkunç yani. Ya ben seni bırakırdım. Olur, olur. Ama bu tarafta bir işim var. Bir taksi çağırayım istersen. Ha, taksi mi? Eksik olmayın ya, sağ olun. Ben şirketin önünden kendim taksiye binerim. Tamam, tamam, iyi geceler. Tamam, iyi geceler o zaman. Yanaş diyorum, kime diyorum? İşi varmış. Ne? Ya Mert Bey'e nazikçe beni eve bırakır mısınız diye sordum. İşim var dedi. Ya ama hiç yakışıyor mu sana böyle üzgün suratlar? Yakışmıyor değil mi? Üzenler utansın ya. Neyse benim çok keyfim kaçtı. Ben eve gidiyorum Cansu. Ay. Hadi görüşürüz. İyi tamam, görüşürüz. Ben de çıkıyorum zaten birazdan. Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Bugün Çocuk Esirgeme Kurumu yararına yaptığımız bu müzayedeyi
bizzat kendim yöneteceğim. Bugün her şey çocuklarımız için. Evet, ilk parçayla başlıyoruz. Antika bir cep saati. Var mı isteyen? Teşekkürler, 8000 geldi. Var mı arttıran? 10.000 geldi. Var mı arttıran? Peki. Satıyorum. Sattım. Emel Hanım'a 10.000 liraya sattım. Teşekkürler bağışınız için. Şimdi müzayedemizin en kıymetli parçasına geldi sıra. Çok kıymetli bir vazomuz var. Var mı arttıran? 10.000. Bu işi bugün kartta yapmıyoruz galiba. Değil mi hanımlar? Ama daha heyecanlı oluyor. Evet, var mı arttıran? O zaman 20.000 diyorum ben. 30.000. 30.000 geldi. 40.000. Sakin olun hanımefendi. 50.000. Işıl Hanımcığım zaten o fiyattaydı. 60.000. Var mı arttıran? 70.000. 85. 100.000. Var mı arttıran? 115. Ya 120 ya? Var mı arttıran? Süreyya Hanım, arttırmaya devam ediyor musunuz? 140.000. 140.000 liraya Işıl Hanım'a sattım. Sesin soluğun kesildi bir anda. Bravo. Benim evde durduğundan daha iyi durdu vazo sende. Nasıl yani? Vazo benimdi zaten. Ben başladım ona vakfa. Ama sen de istedin vazoyu. Sen de arttırdın fiyatları. Açıkçası ne kadar çıkabileceğini merak ettim. Yetin sana ne kadar para yediriyor görmek istedim. Sırf benimle yarışmak için 20.000 liralık vazoya 140.000 lira saydın. Ama ben hep söylüyorum sana. Sen ancak benim artıklarımla yetinebilirsin. Vazon hayırlı olsun güzelim. Bunu mu arıyorsun? Ya evet. Nerede unutmuşum? Almış çocuklar, vestiyere asmış. Ben oraya bakmıştım aslında ama... Sen nereden anladın bunun benim montum olduğunu? Kokunu, yani... Üzerinde görmüştüm ben seni. Ben gideyim. Bırakayım seni. İşin yok mu? Ayarlarım. Yok ya. Parka gideceğim ben. Hava çok güzel bugün. Oraya kadar yürüyeyim. Parkın oradan da taksiye binerim artık. Tamam, taksiye kadar geçireyim. Hadi. Ay yavaş, yavaş düşüreceksin, kıracaksın. Dur. Sen çarptın değil mi beni buraya? O Bedia denen kendini beğenmiş de iyi kalpliliğinden davet etmedi zaten. Ama sen çok asilsin, çok soylusun maşallah. Işıl şöyle bir etrafına bak Allah aşkına. Tek bir şey için çağırttım seni. Sen bu dünyaya ait değilsin. Burası sana birkaç beden büyük. Elden düşme duruyorsun burada. Bunun benimle bir alakası yok. Sana güzel güzel anlatmaya çalıştım. Ama demek ki anlaman için bu talihsiz geceyi yaşaman gerekiyormuş. Oldu mu? Anladın mı artık?
Umarım bundan sonra Süreyya Koran'ı alt ettim demeden önce iki kere düşünürsün. Bakıp durmayın siz de be. Ya ne oluyor birader, ne oluyor ya? Yine mi sen ya? Git başımdan asistan, çok yorgunum ya. Ne oldu, gözünde bir şey mi kaçtı? Ya ağlıyorum, kör müsün? Neden ağlıyorsun ya? Ya sana ne? Şey, bir kahve içmek ister misin? Açım ben. Yoo. Bizim daha yeni çıktık yemekten. Şey yani. Bir şeyler yemek ister misin? Ha? Ya benim şurada çiğ köfteciğim var. Acaba dürüm mü yesem? Ya da işkembe mi içsek? Ay Söğütçü'ye gidip kelle mi gömsek ya? Kelle mi? Ya da midye mi tırtıklasam? Aa, veya şu aşağıdaki sokakta benim tavuk pilavcım var. Oraya gidip tavuk pilav yiyelim mi? Ha, tavuk pilav diyorsun. Ha, iyi, daha insancıl en azından. Hadi atla. Hadi. Güzel geceydi değil mi? Hı hı. Gerçi sana o köfteleri yapmasaydım daha güzel olacaktı galiba. Sanki. Neydi peki orada, yanlış olan neydi? Yani. Ya yanlış olan bir şey yoktu ama siz... Aa, artık siz. Ne yapayım dememen için yalvarayım mı? Tamam. Bak sen benim patronumsun. Yani birbirimizden biraz uzak dursak daha iyi olur. Bir şey olacağından değil de iş yerinde bir şey derler diye. Ben küçükken salıncakta yeterince hızlı sallanırsam bu dünyadan kopup gidip başka bir dünyaya gideceğime inanırım. Hadi gel, iki dakikalığına ayrılalım buradan. Ha? Patronmuş, çalışanmış, hepsini unutalım. Tamam ama sadece iki dakika. İki dakika, gel. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Otursana. Abi tabureye oturamadın ya, kurtlu musun? Ya biz bunu yiyoruz ama bu temiz midir sence? Mis gibidir, mis. Peki ne pirinci bu? Canım bu organik pirinç. Sertifikalı, bak sertifikasını asmışlar. Hadi ya. Hı. Ya sen hiç arabadan pilav yemedin mi? Sarayda mı büyüdün sen be? Ha, bozuldum. Bozulma ya, takılıyorum. Bugün de ne çabaladın konuşmak için. Ama o kadar inatçısın ki. Ya sahneye çıktım ya senden özür dilemek için, affetmedin beni. Güzel geceydi aslında. Sen niye ağladın bugün?
İyi çocuksun da kadınları hiç tanımıyorsun be Kerem. Ben tanımıyorum kadınları. Bak asistan. Eğer bir kadın böyle bir gecenin sonunda göz makyajının akması riskine rağmen ağlıyorsa, ki şu dümenlerin akması çok ciddi bir meseledir. Bir de üstüne bu saatte tavuk pilav gömüyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Neymiş o? Karşılıksız aşk. Ah, ah. Vallahi sen de iyi kızsın, hoş kızsın ama sen de erkeklerden hiç anlamıyorsun. Ben mi? Aynen. Bir kere bir erkek senin gibi bir kızı üzüyorsa bunun bir tane sebebi olabilir. Neymiş o? Başka bir kadına aşıktır. Öyle mi? Hadi canım. Yok ya, öyle olsa anlardım ben. Öyle öyle, sen inan bana. Ya sen benim kimden bahsettiğimi bile bilmiyorsun ki. Ya anlamayan mı kaldı kızım? Mert'ten bahsediyorsun tabii ki. Saçmalama. Çok mu belli oluyor ya? Aynen. Ama sana kötü bir haberim var. Mert evleniyor. Şaka yapıyorsun. Yo, çok ciddiyim. Hatta daha dün akşam tanıştım müstakbel eşiyle. Hazır mısın? Ay. Yavaş. Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde. Nereye uçuyoruz? Çok uzaklara, kimsenin bizi tanımadığı bir yerlere. Evlenersin kanka. Yine mi san? Bayram günü gibi gelen. Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak. Oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şeyi sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim. Boğulur gibi yeniden her gece, her gece. Doğalım mı sevgilim? Doğalım mı sevgilim? Cesaret akıl sustuğunda konuşmaya başlıyormuş. Şimdiye kadar hiç duymamışım sesini. Durdurun dünyayı, inmek istiyorum. Kapılar ardında sus kalbim. Biri seni durdursun. Biri bu büyüğü bozsun. Kumdan kalelerim birer birer karşında. Zırhı paslanmış bir kahraman gibi. Bir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev, sen de bırak. Kimse dokunmasın bize, her şey kimse bu büyüyü bozmasın. Beni dizlerimde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece, her gece doğalım mı? Mert'in sevgilisi varmış, evleniyormuş. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şeyi
sadece beni sev.